Arkadaşlar selamlar, sevgiler, saygılar. Saatler 18.14'ü gösteriyor. Aralığın 26'sına gelmişiz be kardeşim. Aralık ayı bitmiş. 2023 bitmiş. Ömür bitmiş, ömür. Neyse. Hızlı geçti ama ya. 2000'li yıllara girdiğimiz zamanlar çok eski değil gibi sanki. 24 sene geçmiş. Böyle bazen televizyonda bir şey izliyorum. Üzerinden atıyorum 15 sene geçti falan diyor. Yani biz bu seneleri gözümüzden mi büyütüyoruz? Çok çabuk mu geçiyor? Hala anlamış değilim gerçekten. Neyse 2024 bakalım nasıl olacak. 2000'li yıllara girerken o milenyum çağına giriyoruz. Şöyle uçacağız, böyle uçacağız deniyordu. Sadece Türkiye'den bahsedeyim, dünya genelinde yani. Yeni bir çağ, bir şeyler falan. Hiçbir şey olmadı anasını satayım. Daha da kötüye gitti o zamandan bu yana. Bakalım artık 2024 inşallah güzel bir yıl olur bizim için. Kazalar, depremler, savaşlar, bıktık be kardeşim ya. Ne biçim çekilmez bir hayat oldun diyor ya. Ne diyor? Çekilmez bir adam oldun. Huysuz, aksi, nalet diyor ya. Aynen öyle oldu ya bu hayatta. Neyse dostlar, fazla felsefeye girmeden, zaten hastalığımız da geçmedi. Sesimiz de boru gibi geliyordur herhalde. Ama vücut direncim iyi yani. O hani halsizlik olur, hiçbir şey yapamazsın ya. Onu biraz açtık gibi. Sesimiz, boğazımız, kulağımız falan ağrıyor. Onlar önemli değil. Hadi bakalım yürüyüşümüzü başlatacağız. Bir tane sandık açalım dedim. 61 tamir şeyimiz var. Önce sandığı bir açalım. Level 3. Aa 3 mü? 3 açmayalı uzun zaman oldu be. 3 ne veriyordu? Bir tane level 1 mi veriyordu? Bu ne kardeşim ya? Tamam neyse hadi başlat. Şunu bir tamir edelim. Tamam. Başlatalım yürüyüşü. Yine bu gürültülü lanet olası yere geldim dostum. Dün uzun zamandan sonra biraz toparlandıktan sonra yürüyüşlere başladık. Tam 11 enerjimi harcayamadım. Dün 9 enerji harcadım. Bugün de harcayamam herhalde. Bir yarısını falan harcarım. Normalde 11 enerjimiz var. GMT biraz yükselmiş. 3'lere gelmiş. Biz de 11-12 GMT kazanıyoruz. Bu da ne yapar işte? 3 dolardan fazla değil mi? 3,5 dolara yakın. Bir de kutulardan çıkanlarla falan birleştirdiğimiz zaman 3,5-4 dolar gibi günlük bir kazancımız olur. GMT artışa devam ederse bizim için iyi olacak. Hadi bakalım neler olacak. Yürüyüşü başlatmışken Superwalk uygulamamızı da açalım. O da hareket et kazan uygulamalarımızdan bir tanesi. Stepney şöyle yukarıya tutturuverelim. Hata ekranına girmesin. Tamam, şimdi burada da ayakkabılarımız var. Satılığa koyduk bazılarını. Şimdi yürümek için bunu satılıktan çıkarttım. Yürüyelim bakalım. 17 enerji olurdu diyor. 17 enerjiyi biz harcayamayız. 15 bile bize çok. 10 enerji olsa, 12 enerji olsa yeter. O yüzden epikleri satmayı düşünüyorum. Bir tanesiyle de yürürüz. Bakacağız. Bu şekilde devam ediyoruz. Superwalk'ta etkinlikler vardı. Bir tane etkinliğin süresi doldu. Onu soranlar vardı. Hani her gün yürüdük de paylaştık ya. Ondan sanırım bizim takipçilerden falan kazanan olmadı diye biliyorum. Diğer bir etkinlik devam ediyor. Takımlı etkinlik. Dün hatırlattıktan sonra bana birkaç kişi daha yazdı. Birkaç takım daha oluşturdum. Şu an yanlış hatırlamıyorsam 13 veya 14 tane takım oluşturduk. En az bir tane kazandırırız diye düşünüyorum. Onun tarihi yanlış hatırlamıyorsam 28'inde bitecek. Katılmayan varsa hemen bana yazsın dostlar. Telegram'dan veya Twitter'dan mesaj bölümünden yazınız. Ne yazacaksınız? Uygulamanın cüzdanı, uygulamadaki cüzdan adresiniz lazım Superwalk'taki. Bir de Twitter ID kullanıcı adınız lazım. Başka bir şart var mı? Marketten ayakkabı almamış olmanız gerekiyor. Tamam mı? Marketten parayla ayakkabı alırsanız eleniyorsunuz direkt. Ve uygulamayı daha önce indirmiş olabilirsiniz, indirmemiş olabilirsiniz. Başka herhangi bir şart yok. Sadece şu an yeni duyuyorsanız da uygulamayı indirin, cüzdan adresinizi gönderin, Twitter'ınızı da gönderin. Bu kadar basit. Tamam. Superwalk'ta bazı diğer etkinlikler olacak gibi. Ben de oldukça sizinle paylaşırım zaten. Tamam dostlar. Hadi bakalım Superwalk'u geçiyoruz. Bugün hızlı bir video yapalım. Kısa bir video. Çok da iyileştiğimizi söyleyemeyiz. O yüzden fazla uzatmayacağım. Hızlı bir şekilde programları, uygulamaları toplayalım. Buraya gelince de stres oluyorum. Arabalar çıkıyor mu? Yok, kaza yapacaklar diye. Volkan fiyatı aşağı mı gidiyor, yukarı mı gidiyor? Alarm öttüğüne göre ya aşağıdan yukarı gidiyor ya yukarıdan aşağı, bakacağız. Volkan'da dostlar şu hatalar pek düzelmedi. Yani bir özelliği düzeldi. Mesela catlet'lar geri geldi ama işte ne bileyim aksesuarlar gelmedi. Aksesuar karantinadan çıkmadı falan diye bana da mesajlarınız geliyor.
Tam düzelmedi, evet. Çünkü yapacak bir şey yok. Bekliyoruz. Ne yapabiliriz diye soran arkadaşlar. Bir şey yapamıyoruz dostlar. Bekliyoruz sadece. Yani ekip bunu düzeltecek. Tek tek yazmakla falan uğraşmaya da gerek yok. Düzeldiği zaman her şey kontrol altına alınacak. Sadece bu süreçte çok fazla elemanı olan, çok fazla aksesuarı olanlar bir ekran görüntüsü alsın, kayıt alsın. Ne olur ne olmaz. Bu hayvanlara belli olmaz. Hepsi gider, bir şey olur. Sonra iş büyürse, e-mail atmak falan gerekirse, benim elimde şunlar vardı, bunlar vardı diye atmak önemli olabilir. Fazla bu süreçte ağır işlemler yapmayın. Yüklü gönderimler, transferler falan yapmayın. Biraz pusuda bekleyin. Yani yapacak bir şey yok. Hatta ne oldu bu? Benim elemanlara falan da bir bakalım. Şeye bakalım. Catlitia'ya gönderebildiklerimiz vardı. Oradan bugün kutular gelmiş olması lazım. Yeniden kutuları gönderebilecek miyiz? Rankımızı güncelliyor mu? Güncelliyorsa kaç yapıyor? Onlara bakalım. Bir açarsa uygulamayı bakacağız. Benim açtı. İyi, rankımız 10 gözüküyor. Catlitic sonuçlarımıza bir bakalım o zaman. Hadi bakalım. 19 tane level 12 göndermiştik. Ortalama 20 tane desek 50'den 1000 yapıyor. 1000 valiyetimiz. Bakalım kaç kazanacağız? 4. Ben sandık numaralarını söylüyorum. 6, 3, 4. Çilek şey desteğimiz %10 oldu dostlar. Eleman sayısını arttırdığımız için oradan %10 artı geliyor ve rankımız 10 olduğu için de 1 ile çarpılıyor. Herhangi bir kaybımız yok. 2 9. Oo, bu güzel bir sandık. 7. ligde 9 sandık vermiş. 352. Güzel. 4 4 4 6 3 2 9. Oo, bir 9 daha vermiş dostlar. 2 tane 9 vermiş. Çok iyi. 2 3 6 4 3 5 Bu kadar mı? 19 tim. Kaç oldu? Maliyetini birazcık geçti bence. Hadi bakalım. 1321. Tamam. Ekran görüntüsü almak için şu hayvanı attım da belki paylaşırım sizinle şeyden. Twitter'dan falan paylaşırız belki. 1300 aslında az yani. 300 Volk'un kar etmiş olduk. 1000 gönderdik. Daha doğrusu 950 falan gönderdik. 350-400 Volk'un civarı kar ettik. 2 günde. Az mı? Az. Ama bizim daha çok elemanlarımız vardı. Bu elemanları da göndersek sandık düşürme olasılığımız, yani büyük, yine birkaç tane daha sandık düşürsek ortalamamız artabilirdi. Bir de şey yapıyor. Bazı günler az veriyor. Bazı günler çok veriyor. Bunu bir gün, birkaç günde değil de böyle bir haftalık, 10 günlük gönderip bir ortalama almak lazım. Şimdi Volk'un az gibi geliyor ama şimdi Volk'un değeri yükselirse, mesela 10 sente 1 sente çıkmıştı değil mi değeri? 1000 Volk'un kar etsen 10 dolar yapıyor. 2'ye böl 5. Fena değil. 1000 Volk'un kar elde edilebilir. Gördüğünüz gibi daha biz elemanlarımızın çok azını gönderdik. 19 tane gönderdik. Bizim 58 tane elemanımız var. Tamam, hepsi level 12 değil ama olasılıkları hesapladığımız zaman 1000 Volk'un biz kazanabiliriz buradan. O da çok kolay. Catlitia'ya göndermek. Tamam. Mesela şimdi göndermek açık mı? Ve benim elemanlarım gözüküyor mu? Herhangi bir sıkıntı var mı? Bakalım. Mesela gardıroba bakıyorum. Bizim aksesuarlar gözüküyor. Adaya bakalım. Şu ada başımıza bela oldu. Satılık diyor hala. Sanki satılıktan kaldırmışım gibi hatırlıyorum ben. Neyse. Şimdi Catlitia'ya bir göndermeyi deneyelim bakalım. Birer birer gönderiyoruz. Bu 12. leveller. 8. ligde maliyeti 50 Volk'un. Güzel, bende bir sıkıntı yok gibi gözüküyor dostlar. Sizlerdeki sıkıntılar düzelmemiş olabilir. Kimisinde var, kimisinde yok. Kimisinin elemanı var, kimisinin işte aksesuarları gözükmüyor. Kimisinin rankı çok düşük oldu. Bu hani aksesuarını göremedi. Mesela benim rankımı 5'e düşürmüştü. Rankınız falan düştüyse Catlitia'ya göndermeyin. Rank 10'dan 9'dan aşağıdaysa kurtarmıyor gördüğünüz gibi. Çilek desteğiyle biraz destekleyebiliyorsanız güzel oluyor. Ben şimdi şu sayıları kafamda bir oturtayım. Onu %15'e veya 20'ye çıkartmayı düşünüyorum çilek desteğini. Çünkü çilek desteği bütün kazancını etkiliyor. Mesela 1000 kazanacağın yerde %20 çilek desteğin varsa 1200 kazanıyorsun. Direkt %20 bütün kutulara etki ediyor. O yüzden önemli bir etken. Fiyatlara bakacağız ve devam edeceğiz dostlar.
Sıkıntı olanlar panik yapmasın. Düzeltecekler, farkındalar. Sadece siz her şeyi kontrol altına alın. Elinizde kaç tane ne olduğunu falan bilin. Çünkü bazı arkadaşların çok elemanı var, çok aksesuarı var. Kafanız karışmasın sonra. Geldi miydi, gitti miydi, kaybolur bazen belki falan bir şeyler olur. Ona bizim yapacağımız bir şey yok. Bekleyeceğiz. Tamam, bunu göndereceğiz. Rankınız istediğiniz seviyedeyken hemen yapıştırın gitsin. Çilek desteğiniz istediğiniz seviyedeyken. Çünkü bekliyorsun mesela, başka bir kriterden rankın düşüyor. Catlytic açık, rankın da 10 mu? Yapıştır gitsin. Tamam. Başka ne var kardeşim? Bir şey yok. O zaman piyasalarına bakıp bitirelim. İyi, 10 dakikalık bir video. GMT 30'u aşmak istiyor gibi. Güzel. Yukarılara doğru gitsin bizim açımızdan, gayet güzel olur. Günlük 11-12 GMT kazanırsak, ki onu arttırabiliriz yani ayakkabı alarak. Birkaç arkadaşımız şu aralar sordular işte ayakkabının şeyi ne kadar, stepinde en ucuz ayakkabı ne kadar ve kaç ayda falan çıkartıyor diye. Biraz daha böyle uygulama kendini toplarsa öyle güzel bir hesaplama yapabiliriz. Ama ben baktığımda ne kadardı? 35 dolar civarı falan mı ne ayakkabılar öyle, 35-36 dolar. 4-5 ayda da herhalde kendini kurtarır diye düşünüyorum. Ama bir tane ayakkabı alıp yürümektense bir sistem kurulduğu zaman daha güzel kazandırıyor. Kutular düşürüyorsun falan, oyun daha renkli hale geliyor. Anlatırız, biraz daha toparlasın step kendini. Şu Gasiro Masiro olaylarından birazcık step ne odaklansa, sağa sola Moar mıdır nedir, ona Gasiro'ya şuna buna harcayacağı enerjiyi buraya verse step'ini uçacaktı, ama neyse, yapacak bir şey yok. GMT, biz oyun tokenlerine bakalım. Vulcan 85'lerde. Vulcan'ı ben artık 10 gibi düşünüyorum ya. 1 yani. 1 cent gibi düşünüyorum. Herhalde oralara atacak kendini kısa zamanda. Clay 24'lerde. Aurora 12'den aşağı biraz inmiş. GST 15'lerde. GST de fena değil baktığın zaman. Evet. Biz kazanmıyoruz ama şeylerde harcıyoruz. Kutu açarken falan. Birleştirme yaparken. O yüzden bizim için ucuz olsa iyi. Ama GST kazanan arkadaşlar için tabii onlar da pahalı olmasını istiyordur. Oo, BNB'ye bak. 300'e gelmiş. 245'lerden aldık. BNB ucuz dedik. Bence hala ucuz ya. BNB 300 olur mu kardeşim? Şu an 1000 olması lazım en az. Tabii BNB bir sürü badireler atlattı. Yatırım tavsiyesi biz de vermeyelim yani. Ama BNB eskiden beri severiz, bilir takipçilerimiz. Ekstrem olanlara bakıyorum. Burada liste uzun. En aşağıda kim var? Mesela Solana biraz düşmüş. 111. Yani 111'e düşmüş diyoruz arkadaşlar ya. Nedir ya? Kendimize gelelim. 20'den geldi bu adam buraya. Ben hala memnunum Solana'dan. İsterse 30'a düşsün. 20'ye düşsün. Bizim maliyetimiz ta oralarda. Dolar ana 30'a doğru gelmiş. Sterlin de herhalde 40'a doğru gelecek. Şu seçim diyorlar. Seçimden sonra ne olacak ben de merak ediyorum açıkçası. Bu baskılanan bir dolar mı yoksa normal hali mi? Hadi bakalım. Altın 22'ye doğru gidiyor. Borsada, borsa için biraz fazla herhalde karamsar mı konuştuk dostlar? Uzun vadede ben borsanın toparlanacağını, kendine geleceğini düşünüyorum ama yine TL bazında artış düşündüğün zaman çok tatmin etmiyor. Biz dolar bazında artışa alıştık. Kriptodaki ekstrem hareketlere alıştık. Borsa bizi pek kesmiyor. Ama daha garanti olsun, daha uzun vade olsun diyenler için borsada birazcık parası olması mantıklı gözüküyor. Benim hiçbir şeyim kalmadı diyebilirim yani orada. Ama belli olmaz. Bakarım, yine bir hareket başlıyor. Biraz da oraya kaydırırım. Şu an kripto iyi gidiyor gibi. Soluklanıyor. Herkes tabii kriptoda bir şey beklentisi var. Ya bunlar yalandan yükselme. Aşağı doğru salsın da alırız gibi. Belli olmaz dostlar. İzin vermeyebilir yani. Yardıra yardıra giderse elinde parayla kalırsın. O yüzden yüksek müksek demeden o paranı bölerek bir yerlerden almakta da fayda var. Güvenliğin coinlerden. Artık onun değerlenmesini sen yap. Bizim bir sepet videomuz vardı. Ona bir göz atabilirsin. Buradaki listedekiler zaten. Oyunları burada ayırdım. Bütün her gün, her hafta, her gün sepetlere bakmaya gerek yok. Ama yukarıdaki biz oyun tokenlerimize bakıyoruz. Tamam dostlar. Bugün de böyle bitti. İyileşiyoruz yavaş yavaş. Güçleneceğiz. Daha aktif olacağız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.